Ve deprem uzmanı Şener Üşümensoy bizlerle birlikte. Merhabalar efendim. Duyabiliyor musunuz? Alo. Merhabalar efendim. Merhabalar, Evet. merhabalar. Tam 19 yıl oldu 17 Ağustos depreminin üzerinden geçeli ve halen daha acılar taze. Bakıyorsunuz yapılan bir şey var mı diye, o da yok. Herhangi bir ileri derecede bir önlem alınmış değil hala ve şu anda İstanbul için yine uyarılar var. Kimi uzmanlar böyle bir durum yok diyorlar. 2045'e kadar bir deprem beklenmiyor İstanbul'da diyorlar ama kimi uzmanlar da her an bir büyük depremle İstanbul'un karşı karşıya kalabileceğini söylüyorlar. Hem geçtiğimiz 19 yıl boyunca neler oldu, neler değişti ya da değişmedi, bunun yorumunu sizden alalım. Hem de şu andaki riskler nedir? Evet, 19 yıl boyunca deprem konusunda, deprem büyüklüğü, şiddeti ve yıkıcılığı konusunda sürekli spekülasyonlarla toplum paranoyak hale çevrildi. Ama yalancı çoban hikayesinde olduğu gibi her 6 ayda bir deprem geliyor, her sene deprem geliyor söylemiyle toplum deprem konusunda neredeyse nasırlaştırıldı. Ama gerçekte baktığımız zaman 99 depreminden sonra Marmara'yı boydan boya kat eden 8'lik deprem olacak sözü sürekli bir sakız gibi çiğnendi ve bu Türkiye o dönemde büyük bir ekonomik krize girdi. Bütün Marmara yıkılacak diye. Oysa ki bu bir spekülasyondu ve o model boydan boya Marmara'yı kat eden pay modeli çürütüldü. Günümüzde nedir diye sorarsak günümüzde sürekli Kandilli ve diğer kurumsal açıklamalar 7'lik, 7.2'lik bazen 7.5'lik deprem derken ama Marmara ortasında olacak deniyor. Oysa ki bunun anlamı coğrafi ve jeolojik bir anlam. Orta Marmara yani Kumburgaz ve o Kumburgaz ve Avcılar'ın önündeki Orta Marmara sırtını kat eden bir pay, iki ayrı küçük pay var. Ve bu iki ayrı payı birleştirildiği zaman 7'lik bir deprem bazen 7.2'lik deprem yapabilir ama nasıl 180 kilometrelik pay söz konusu değilse bir seferde kırılması, nasıl 110 kilometrelik pay Yeşilköy'den başlayıp Gaziköy'e kadar giden kırılması söz konusu değilse bu diğer iki görüşte çöpe atan Armijoğlu'nun görüşü olarak 70 kilometrelik pay 7.2'lik deprem şimdi herkesin tutturduğu bir söylem. Geçmişte 8'lik, 7.5'lik idi, şimdi 7'lik. Ama ona 7.2'lik buna baktığımız zaman gerçekten bu da bir spekülatif. Çünkü son Japonların yaptığı Yamamoto'nun Kandilli'yle yaptığı çalışmada okyanus tabanı sismini incelendiğinde Tekirdağ ve Silivri çukurlarındaki pay 1912'de kırılmıştı. Ve orada pay sürekli sürünerek akıyor. Stres biriktirmiyor. Keza deniz tabanına inilerek yapılan çalışmada Çınar Çukuru'da 1894'te kırılmıştı. Çınarcık'tan önündeki fay hattı, Yalova Çınarcık hattı. Ve burada da böyle bir ses yoktu. Ve Adana fayında da böyle bir risk kalmamıştı. Tek kalan risk dediğimiz gibi Kumburgaz fayıdır. Ve Kumburgaz fayında Fransızların ve Japonların çalışmaları, Şimital ve Yamamoto'nun vurguladığı çalışmalarda yegane stres biriktiren fay Kumburgaz fayıdır. Bu fayda 50 kilometre, 40 kilometre uzunluğunda 10 kilometre derinlikte bir yüzey kütlemektedir. Bu da 400 kilometrelik bir yüzey yapmaktadır stres biriktiren. Bu da 6,5'un altında bir deprem büyüklüğüdür. Bunu uzatırsak eğer Marmara'nın orta sırtında yani şeyde Avcılar ile Florya arasındaki kesimdeki alana uzattığımız zaman orada bir 20 kilometrelik bir fay daha var. Ama o fay yanaltım bir fay değil. Tam tersi o fay üzerinde olan, o bölgede olan depremler kuzey güney gidişli düşey depremler. Bu durumda bu iki fayı birleştirerek yapılan spekülasyonda 7'lik deprem, 7.2'lik deprem söyleniyor. Ama bunlar tek fay bile olsa kitleme derinlikleri Avcılar fayı ve da kitleme derinliği 5 kilometre kadar. Öbürü ise Kumburgaz fayında 10 kilometre kadar. Bu durumda iki fay 70 kilometre olsa dahi
700 kilometrelik bir yüzey yırtmıyor. Bu da 6,5'luk depremi biraz geçer. 6,7'lik. Ama bu iki pay birbirinden farklı. Aralarında bir 5-6 kilometrelik fark var. Kumburgaz payı, şimdi gelelim. Bu Şimit Ağlı'nda, Yamamoto'nun da yegen stres biriktiren pay olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü 1912'deki Tekirdağ fayı, sürekli Silivri ve Tekirdağ'da kırılan bu fay hattı, sürekli sürünerek enerjisini boşalttığı için kilitlenmiş değil, deprem riski yok. Dolayısıyla bunu da bağlayarak deprem modeli çizenlerin tezi çürüdü. Evet. Kumburgaz'daki fayda ise stres birikimi söz konusu olabilir. Ama bunun da kitleme derinliği çok sığ. Depremlerin, Yamamoto'nun yaptığı çalışmalarda mikro depremler sürekli 5-10 kilometre derinlikli arasında geliyor. 5 kilometre ağırlıklı. Bu da fayın büyük deprem büyüklüğü, fayın uzunluğu ve derinliğinin yırtılma alanıyla ilişkilidir. Mesela 1000 kilometrelik bir yüzey yırtılırsa 7'lik deprem yapar. Yani yaklaşık 100 kilometre uzunlukta, 10 kilometre derinlikteki bir düzlem yırtılırsa 7'lik deprem. 10 bin kilometrelik bir deprem yüzey yırtılırsa 8'lik deprem yapar. Yani 8 ile 7 arasındaki farkı anlatmak için vurguluyorum. Bu durumda kumburgaz fayının büyüklüğünü 6,5'luk şiddetini o bölgede 7,5'a doğru çıkan bir şiddet olabilir tam fayın olduğu yerde. Ama bu azalarak etrafa gelir. Fakat o bölge esas olarak bu göller bölgesi, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve arasındaki alanlar zeminin en kötü olduğu ve heyelanların olduğu bölgelerdir. Buralarda yüksek binaların yapılmaması gerekir. Kaldı ki havaalanının boşaltılması sonrası Yeşilköy çevresinde ve Florya'da binaların havaalanı nedeniyle 5 kattan daha yüksek olmadığı için uyumlu bir yükseklikti. Ama havaalanı kalkınca oralara 10 kat, 15 kat gibi bir imara izin verilmemeli ve söylendiği gibi yapılacak yapılar park yerleri, milli parklar gibi olabildiği gibi villalar tarzında binalarla oluşturulabilir. Ama kesinlikle büyük gökdelen dikey mimari uygulanmamalıdır. Yani ben bakın büyük deprem olacak demiyorum. Hı hı. Tersine büyük deprem olmayacak ama o 6,5'luk deprem de kötü zeminlerde etkili olur. Çünkü kıyıya çok yakın bir fay attı. Evet. Ama diğer taraftan 8'lik depremler olduğu zaman bütün Marmara boydan boya yıkılacak demektir. 7,5'lik deprem olduğu zaman bütün yıkılacaktır. Bu da inşaat sektörü üzerine dayanmış bir Türkiye ekonomisi. Hiçbir inşaatını deprem olacak bölgede yapılmış bir inşaatı ihraç edemezsiniz, satamazsınız. Bu da ekonomik olarak krize sebep olabilir. Muhakkak. Ama diğer taraftan da işte bir deprem olacak. O halde bize imar alanları lazım deyip işte askerinin terk ettiği alanları, Yeşilköy havaalanının alanlarını falan imara açtırmak için de deprem riski kullanılabilir. Yani birbirine zıt iki yaklaşım. Biri büyük deprem olacak deyip inşaat sektörünün ihracat yapması engellerken, diğeri de belli yeşil alanlara imar izni çıkarabilmek için yapılan bir politika. Oysa ki işte Tayyip Erdoğan'ın başkan olarak milli parklar yapılacağı başkan seçimindeki önerisi gerçekten sağlıklı olur. Askerlerin boşalttığı yerlere ve Yeşilköy Havalimanı'na bu milli parklar yapılabilmelidir. Ama bu her sene buradan kalınmayıp da bunun gökdelenlere dönüşmemesi lazımdır. Yeşilköy mesela Zeytinburnu'na en riskli alan diye görülmüştür. Oradaki binaları yıkalım, sizleri başka TOKİ'ye taşısın demiştir. Ama daha sonra buralara gördüğümüz gibi gökdelenler yapılmıştır. Hı hı. Aynı şekilde bu da Yeşilköy, Florya ve havaalanı bölgesinde böyle bir yapılanmaya kesin gidilmemelidir. Çünkü büyük deprem yok diyorum. Büyük o senaryo söz konusu değil. Ama oradaki 6,5'luk, belki o şeydeki de 6,1, ikinci bir fay 6,1'lik avcılarla Florya'daki fay attığında ki depremler o bölge çok yakın olduğu için, heyelanlı bölgeler olduğu için burada risk taşımaktadır. Mesela Yakuplu'da 17 Ağustos'tan sonra orada büyük bir heyelan yolları kat ederek aşağı inmişti. Benzer bir şekilde sürekli buralarda heyelanlar var. Ama nedense heyelanlara kazık çakılarak yüksek binalar yapılmakta. Oysa ki bu doğanın izin vermediği yapılanmalar. Şimdi büyük deprem olacak diyenler zaten o deprem olduğu zaman hiç İstanbul'da bina kalmayacaktır. Söyledikleri ya sayı bilmiyorlar meselesi gibi. 7,5'luk, 8'lik deprem eğer
Adalar fayında İstanbul'a 10 kilometre mesafede olsaydı İstanbul'da ne Ayasofya kalacaktı, ne Galata Kulesi, ne de İstanbul kadastrofik olarak. Allah'tan buralarda yok. Yalnız Yalavaş'ın acıktan geliyor bir grup deprem. Öbürü ise Tekirdağ Silivri'den geliyor. İki depremde 1894'te Yalavaş'ın acık kırılmış. 1912'de Tekirdağ Silivri kırılmış. Zaten Marmara'da kırılmayacak ortalığı kesip almıştır. Daha iyi anlamak için şöyle diyelim. Bütün Marmara Denizi'ni bir çam ormanıyla kaplı. Ve bu çam ormanda son günlerde yangın kavramı olduğu için onu işletelim. 1894'te Çınar Çukuru'nda büyük bir yangın olmuş ve bütün çamlar yanmış. Artık orada bir daha yeniden yangın çıkması için çamların büyüyerek yeniden yanabilme durumuna gelmelidir. Keza 1912'de Tekirdağ, Silivri ve Saroz'da büyük bir yangın çıkmış. Oradaki ormanlar yanmıştır. Ama geride yalnızca Kumburgaz Çukuru'nda kalan dediğimiz kesimde bir orman söz konusudur. Benzetmeyle yaptığım zaman orada olabilir ama o da iki ayrı orman vardır. Biri Tekirdağ Kumburgaz Çukuru'nda, diğeri ise ortam Avcılar Sırtı'ndadır. Ama iki orman arasında bağlantı yoktur. Dolayısıyla iki bağlantı olmadığı için bir seferde kırılmaz. Peki. Ama bu söylemeye baktığı zaman bu söylemde bu denkleme baktığımız zaman ortada aynı stresin birikmesi gerekir. Schmidt Howell ve Yamamoto'nun yaptığı çalışmalar mikrosismik dağılımını 99'dan beri Schmidt Howell çalışmıştır. Yamamoto'da okyanus tabanına mikrosismikleri yerleştirip ocean bottom sismikleri yerleştirerek yaptığı çalışmada 1912'de kırılan Tekirdağ Silivri çukurundaki fay sürekli krip dediğimiz bir modelde kaymaktadır, sürülmektedir. Yani fayın iki yanındaki blok sürünerek hareket ettiği için dörtlük beşlik depremler yapıyor ama büyük deprem üretmiyor. Diğer tarafta ise yegane stres biriktiren fay ise Kumburgaz çukurudur. Ama onun da kitlenme derinliği 10 kilometre kadardır ve bu 10 kilometre kadar olduğu için 40 kilometre fayda 400 kilometre yüzeyde, bunu tekrar ediyorum, bir risk taşımaktadır. Çınarcık Yalova çukuru ise 1999 depreminde Yalova fayı Yalova'ya kadar kırılmıştır, hatta Çınarcık'a. Ama kırılma 60 santim kadar yer altında olmuştur. Oysa Körfez'de 6 metrelik bir altında yer değiştirme olmuştu. Bunun sebebi de 1894'te bu fay kırıldığı için orada stres birikmemiştir. Yani şöyle diyelim, orman paradigmasında büyük orman Gölcük Körfezi'ndeyken, orası 6 metrelik atınla kırılmışken, Çınarcık'taki orman yangını 1894'te olduğu için, deprem kırıldığı için orada küçük makilikler olduğundan deprem daha küçük yangın anlamında daha küçük yangın olmuştur. Peki. Bu boyutuyla bakıldığında Adalar fayı özetle söyleyelim, bir deprem potansiyeli taşımamıştır. Oysa 17 Ağustos'tan sonra sürekli Adalar fayında deprem olacak, İstanbul yıkılacak denilen bir senaryo gelmiştir. Daha sonra Yeşilköy'den başlayıp Gaziköy'e kadar giden 110 kilometre fay kırılacak denmiştir. O fayda bizzat onun Silivri ve Tekirdağ'daki 60 kilometresi 1912'de kırılmış ve şu anda stresi biriktirmiyor. Yalnızca Kumburgaz fayı vardır. Yani o Kumburgaz fayını abartarak diğer kuzey-güney gidişli Çınar Çukuru'nun doğu kesimindeki Avcılar açıklarındaki fayları yan altını fay diye yanlış yorumlayarak birleştirsek bile bahsettikleri yedilik deprem söz konusu değildir. Çünkü bu faylar çok sığ faylardır. Bu boyutuyla tekrar döndüğümüz zaman buradaki 6.5'lu deprem gerçekten ciddi bir risktir. Yani bunun için böyle 7.5 bilim çarpıtarak 7.5 8'lik gibi noktaya gidilmez. Ama 6.5'lu depremlerinde baş edebiliriz. İstanbul'da 7.5 deprem olsaydı tarihte İstanbul katastrofik olarak yok olacaktı. Bunun çünkü 7.5 depremin şiddeti belki de 9.5-10'dur. Şehre doğru 10 kilometre içinde 9'dur. Biz de ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da 6 şiddetinde bir şiddet en yüksek gördük. Oysa ki bunu böyle yakınlaştırdığımız zaman İstanbul'da bu şiddete dayanabilmek çok zordur. Evet. Ama diğer taraftan şunu vurgulamak istiyorum. 6.5'luk depremin eğer heyelan üzerine kurulmuş binaları tetiklemesi söz konusudur. Bunu dikkat ederek etmemiz gerekiyor. Mesela 6.7'lik deprem Bodrum'da olduğu zaman Bodrum'da tek katlı, iki katlı villalar olduğu için kireç taşı zeminde hiç yıkım olmamıştır. Bunu başından beri vurguladığımız noktaydı. Ama aynı olayı 6.5'lik depremi, 6.7'lik depremi
Kumburgaz ve kesimde yaptığımız zaman Gölder bölümünde orada kötü zemine 15 katlara çıkmış heyelan üzerindeki binalar risk altındadır. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak yapılanma mutlaka Yeşilköy havaalanı alanında ve diğer askeri alanlarda Milli Park yapılırken onun yanında yeni binalar yapılma noktasına gidilirse kesinlikle gökdelenler tarzı olmamalı. İki katlı, üç katlı villalar şeklinde olmalıdır. Tayyip Erdoğan söylediği de bu yatay yapılanma mutlaka göz önüne almalıdır. Ama inşaat meselesi ranta geldiği zaman her kat milyon dolarlar olduğu için başladığından evet, beklenir. Ama özetle son olarak şunu söyleyeyim. Büyük deprem olacak söylemiyle gerçekten Türkiye'deki tek sanayi olarak inşaat sanayini göz önüne aldığımız zaman bu inşaat sanayinin büyük deprem olacak bölgede dışarıya mal satması yani daire satması mümkün değil. Ama diğer tarafta İstanbul'un yeşil alanlarında çok geniş alanlar içinde küçük binalar şeklinde villalar yapılarak belki böyle bir yapılanmaya gidilebilir. Evet. Ama o bölgelerde zemin için gerçekten riskli bölgelerdir. Peki Sayın Üşmez Soy, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim.